İrem Derici. Gündemden düşmüyor Ali abicim. Hızlı hızlı hemen söylüyorum haberlerini. Bir, evinde telefon birden çalmış, merdivenlerden düşmüş, iğneyle tedavi oluyormuş, ödem tutmuş. Geçmiş olsun İrem Derici. İki, Armağan Çağlayan'ın YouTube programına çıktı. Orada konuştu. Seni bile affettim, o seni bile ne demekse. Seni bile affettim, artık herkesi affederim dedi. Aslında sen onun iç yüzünü biraz daha iyi anlatırsın herhalde abi. İrem Derici sunduğu yarışma programında yapımcıydı Armağan Çağlayan herhalde, değil mi? O arkasından bir laf etmiş. İrem Derici olsa da meğersem hastalığının en zor dönemlerindeymiş. Anksiyete krizleri yaşıyormuş. Armağan Çağlayan da bugüne kadar çalıştığım herkesten özür dilerim, bu kadar aksi çalışılmaz bir insan hayatımda görmedim deyince, bunu da İrem duyunca ona çok çok üzülmüş. Duyunca mı? Evet. Bunu sosyal medyasında paylaştı, yazdı. İşte yani Armağan duyunca, dedim, Çağlayan. görünce hani bunu fark edip. Yani onu rezil etmek, kamuoyu önünde küçük düşünmek için yapılan bir hareketti. Genelde yapımcıların yapmaması gereken bir şeydir ama demek ki İrem bu dönemde sinirini zıplatmış Armağan'ın. Hatırlıyorum, bayağı tartışılmıştım. Bir de dedi ki bundan sonra susmak diye bir şey yok. Çünkü susarsam hakkımda herkes konuşuyor. Ben umumi tuvalet değilim dedi. Hani bu Seren Serengil ile bir Can Bali mevzusu, oradaki tartışması da sorulunca herhalde üzerine bu açıklamayı yapıyor. Şimdi Susmayacağım diyor. yani İrem Derici bu pandemi döneminde herhalde Acun'dan sonra en çok haber olan ünlülerden biri. Nereye katıldıysa haber oldu. Canlı yayınlara, açıklamalarıyla, yaptıklarıyla. İster istemez yani bu kadar çok konuşunca yani kaza yapma şansın, tepki çekme şansın daha yüksek oluyor. Yani ben umumi tuvalet değilim ne demek yani? Yani şey demek işte. Herkes gelip ihtiyacını karşılayamaz. Yani cümleleri o kadar, kinayeleri o kadar sert kullanıyor ki yani daha naif bir dille bunu açıklasa bu kadar haber mi olmaz bilmiyorum. Ama Evet. kadın bu. Yani günlük konuşması da böyle. Ne yapsın? Hani başka biri gibi de olamaz ki. Abi 7-24 konuşmasın. Buyur, biraz kendini sanata versin, şarkı yapsın. Diyorsun. Tavsiye Bilmiyorum ya. ediyorum. Yani. Şarkıcı dediğin şarkı söyler. İrem Derici stand-up yıldızı oldu. Gelene gidene çakıyor. Tabii gelene gidene çakıyor derken kendine de çakıyor. Kendiyle de dalga geçiyor, kendiyle barışık. Yani nevi şahsına münhasır diye bir tanım var. Yani bunun için İrem Deri için çok net kullanılabilecek bir şey bu. Nevi şahsına münhasır bir yıldız. Ben seviyorum. Yani her görüşüne katılmasam da başarılı buluyorum. Yani kendini bu kadar eleştirebilen bir o var. Bir Aleyna Tilki var. Tek farkları bu daha fazla küfür ediyor. Tek farkları İrem daha küfürbaz. Evet. Programımıza da katılmıştı seni kıramayarak. Girdiği anda enerjisini belli ediyor yani bir ortama. Zaten Evet. İrem derece. Peki bakalım ne yapacak? Abi bir şey sorayım. Yani Yıldız'a bu kadar çok magazin gündeminde olmak yaramıyor mu uzun vadede? Sen kimleri gördün? Kimler geldi? Kimler geçti? Çok uzun, çok başarılı kariyerlerin tanığısın ya. Şimdi şarkıcılar için bu avantaj. Yani ne kadar gündemdeyse o kadar ekstra iş gelir. Ama oyuncular için bu dezavantaj. Ne kadar özel hayatıyla gündemdeyse bürüneceği karaktere inandırıcılık o kadar zayıf olur. O zaman İrem Derici'ye yarar bu işte sürekli haber olmak. Yaramaz mı? Marjinal faydasını gördüğü için
yapıyor. Ama bu kadar gündemde olunca da çok taş gelir sana. Taş geldikçe gene bağırıyor. Atmayı taş diyor. 80'lerdeki gibi bir kısır döngü yani. Evet. Düşünüyorum, sinirleniyorum. Sinirleniyorum, evet. Düşünüyorum, bir kısır döngü.